Küresel, insani konuların derinliklerine inen Citizen Talks podcast'e hoş geldiniz. TRT World Citizen'ın sunduğu bu seride toplumu dönüştüren insani konulara ve bu alanlarda öncü olan isimlerin hikayelerine şahit olacaksınız. İlham verenlerin öyküsüne tanık olarak siz de değişime ortak olun. Citizen Talks podcast şimdi Türkçe bölümleriyle de sizlerle. Citizen Talks podcast'in ilk Türkçe bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Şef Yunus Emre Akkor. Hoş geldiniz şefim. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi burada görmek bizim için çok büyük bir onur. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben de burada olduğum için hem çok mutluyum hem de heyecanlıyım. Yani enteresan değil mi? Çok fazla program yaptım, TRT'ye çok gelip gittim ama her gelişimde aynı heyecan, aynı şeyle. Bir de sanki buraya gelince ben evime geliyormuş gibi hissediyorum. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor. Buraya çok büyük bir aidiyet hissediyorum. Sanırım hem milli kanalımız olmasından hem Türkiye'nin yüz akı olmasından dolayı TRT'yi hep çok seviyorum. Bunu duymak çok güzel. Siz de tabii o şeyi sahiplendiğiniz için belki onun heyecanını yaşıyorsunuzdur. Kesinlikle. İçinizde. Biz sizi çok iyi tanıyoruz şefim ama bugün bizi izleyen, dinleyen insanlardan, izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden tanımayanlar varsa diye şöyle bir zanaatkar bir aşçıbaşı olma yolundaki hikayenizden başlayalım mı biraz? Başlayalım. Aslında tabii ki 1975 Kilis doğumluyum. Yemeğin çok yoğun olduğu bir bölgeden geldim. Anneannem anneannem Pınarbaşı'da Çerkes. Babaannem de bir Halep Çerkesi. Bu iki güçlü kadın Anadolu'da yokluktan birçok yemeği çocuklarına yapmışlar, yedirmişler, çok sıkıntılar çekmişler. Biz tabii torunları olarak onların en güzel yıllarına eşlik etmişiz aslında. Keşke ikisi de yaşasaydı da şu anda hep beraber o masalarda tekrar devam etseydik. Aslında evlerimizde o anneannelerimizin, babaannemizin, atalarımızın evlerinde yaptığımız yemek sohbetleri, yemek hazırlıkları, onlara yardımlar benim bu mesleği seçmemde veya yemeğe bu kadar sıcak olmamda veya işte yemekle ilgili böyle bana iş gibi değil de daha çok böyle sevdiğim bir meşgale olmasıyla birlikte o küçük yaşlarda başladı her şey. Bayramlarda giderdik birkaç gün önce mesela memlekette. Hangisinin evine gidersem ister Kayseri'ye ister Kilis'e. Bir kere bir iki gün önceden neredeyse yattıklarına şahit olmazdım. Sabaha kadar evde böyle tencere tava sesleri, baba, mesela anneannem su böreğini severiz onu yapar, Çerkez bastısı diye bir yemekleri var, onların tabii Çerkez isimleri var ama onları hazırlar, işte kurban bayramıysa kurbanlar kesilir, babaannem geceden kelleyi vurur, sucuk hamuru için şeyleri temizler, böyle sabaha kadar bir hengame. Bunların içinde büyüyünce yemeğe tabii olağanüstü bir hassasiyet hissediyorsunuz. Hı hı. Sonrasında da tabii bu iş meslek haline geldi. Ama zanaatkar olma durumu da şuydu. Bu mesleği hani iyi yemek yaptım, birçok iyi davet düzenledim. Yemekle ilgili birçok şeyden, mutfakla ilgili birçok şeyden haberdar oldum ama asıl Anadolu'yu gezilerimde bana dokunan bir sürü zanaatkar, ne bileyim Çin ustası oldu, bakır ustası oldu, ne bileyim bir cam ustası oldu. Bunları gördükçe zanaatkarlığın önemini anladım. Daha sonra zanaatkarlıkla ilgili çeşitli şeyler de okudum. Hatta Osmanlı padişahlarının gençlere şöyle bir öğütü vardır. Bu hayatta ne iş yaparsanız yapın, iki elinizi kullanabileceğiniz bir iş yapın ki hayatınızın sonuna kadar para kazanın derler. Çok güzel. Evet, aslında bu zanaatkarlık vurgusudur. Yani işte elinle para kazanabiliyorsan, o altın bilezik olayı var, evet. Ya elinde bir mesleğin varsa hep para kazanırsın. Bunu gördükçe zanaatkarlığa olan ilgim, bakış açım ve kendimi o yola koyma isteğim daha da çoğaldı. Ama şunu söyleyeyim, bir işin zanaatkarı o işte 40 yıl geçirmeli, 50 yıl geçirmeli. Ben daha böyle yolun ortalarındayım diyebilirim artık. Çünkü çok enteresandır. Artık bazı ustalar sabahki rüzgarı görmeden, eski ustalar söyleyeyim size, sabah nereden hangi rüzgar estiğini bilmeden böreğindeki unu seçmez. Neden? Çünkü börek çıtırlığını kaybeder. Benim babam baklavacıdır. Ben de baklava ustasıyım. Çok uzun yıllar baklava imalathanesinde çalıştım. İşte sabah ve akşam arasında bir hava durumu değişimi olur. Bu 10 dereceyi geçerse mesela sabah 30, gece 17'ye düşerse baklavanız satılmadan şekerlenir. Ona göre şerbet derecesi vermek zorundasınızdır. Bu böyle, bunun gibi birçok püf noktası, önemli nokta, emek noktası var. Yani şöyle söyleyeceğim. Genelde herkes 30 yılda maksimum emekli olur.
bizim işimiz 40. yıldan sonra tecrübeyle dile gelir. Bir insan işte 50. yıllık bir meslekte artık yaşadığı 200 mevsimin yemeğe olan, işte yaptığı böreğe olan, tatlıya olan mevsimsel değişikleri, rüzgarları, her şeyin etkisini görebilir. Bu sırra erebilir. O yüzden öyle kolay değil zanaatkar olabilmek. Ben yani o yolda gitmeye çaba sarf ediyorum sadece. Olur muyum, olmaz mıyım onu bilmiyorum ama zanaatkarlık bizim Anadolu topraklarının önemli bir vurgusudur, olgusudur. Bu yüzden de aynı meslekte uzun yıllar sebat ve hürmetle çalışmaya devam ederseniz gelenlere mutlaka bir gün yolunuz zanaatkarlıkla kesişir. Yani ne kadar güzel söylediniz ve anlattığınız şeyler insanın hiç aklına gelmeyecek şeyler aslında. Hani o yemeği yerken hiç o tarafını düşünmüyorsun. O yemek nasıl oraya geliyor, nasıl pişiyor. Onun o deneyimini aslında çok fazla fark edemiyoruz. Ama tabii siz işin arka planında yani başrolünde olduğunuz için bunu çok daha iyi anlamış ve anlatmış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz bunun için de. Ne demek ama ben size bir soru sorayım mı? Mesela bir yemeği yaparken veya bir çorbayı sarımsak ve nane kullandınız mı hiç? Evet. Kullanmış. Nasıl kullanıyorsunuz? Yağda sarımsağı kavurup üstüne nane koyuyorum. Evet. Mesela eski ustalar ve babaannem şöyle yapardı. Önce havanın içerisine sarımsak ve kuru naneyi alır iyice döverdi. Aman Allah'ım o mutfaktaki sarımsak ve nane kokusu daha yemeğe girmeden insanı mesleter. Sonra o karışımı ya yemeğe koyar ya yağda kavururdu. Yani aslında orada nane ile sarımsağı özdeştirmek var. Bu zanaatkarlık. Evet. Yani çok bu doğru. Kadar yapmak o yüzden... Her yemekte ayrı ayrı işlenmiş nakış gibi şeyi var zanaatkarlığın yemekle ilgili kısımda. Evet, yani yemek zanaata dönüştüğünde aslında aklımıza gelen ilk şey hep böyle bir lezzet ve o lezzetten aldığımız bir deneyim oluyor ya. Ama siz işin bir de sosyal farkındalık tarafını aslında gözler önüne serdiniz bizim için. Sizin gibi dünyaca ünlü şeflerle birlikte ülkemizin yaşadığı büyük bir felakette gidip oradaki insanlara yemek pişirdiniz, onlara ışık oldunuz. Hatta yediklerimiz ilaçtır demiştiniz bir röportajınızda. Evet. Ve oradaki insanlara da aslında yemek vererek onlara şifa oldunuz. Bu nasıl bir süreçti bu? Biraz bahsedebilir misiniz bundan? Ya aslında şöyle söyleyeyim size. Bence biraz zaman geçtiği için konuşabilirim gibi geliyor. Ben bu konuyu hiç konuşmadım bugüne kadar. Hatta orada birinci şunu söyleyeyim. Depremin ilk günü biz oradaydık. Sayın Kilis valimiz vardı o dönem. Recep Bey şimdi Tekirdağ valimiz. Onu aradım ben sabah erken saatlerde. Anlattı felaketi. Yalnız dedi başka bir ile gitme çünkü elektrik, su, doğalgaz yok. Kilise gelirsen doğalgaz, elektrik ve su var şu anda. Ve sana dedi bir mutfak tahsisi yapabiliriz. 112'nin merkezinin altında özel bir mutfak var. Buraya getir insanları yemek yap. Çünkü Kilis Hatay'a, Kırıkan'a, ne bileyim İslahiye'ye, Maraş'a yakın bir bölge. Hı hı. Yani her yere aslında evet. bir buçuk saatte ulaşabiliriz biraz süratli kullandığımızda. Öyle olunca biz ilk gün yola çıktık ve orada ciddi bir operasyon yaptık. Ama şunu söyleyeyim, bunu bugüne kadar hiç kimseyle konuşmadık. O dönemde birçok gazeteci de geldi, canlı yayınlar da geldi ama biz buradan giderken şöyle bir şey hissettik içimizde ki bugün yanımda Yağmur var. Yağmur da bizde ilk gelen ekibin içerisinde. Bir kere mesela ilk gün 5 ton kuru üzüm satın aldım yolda. Mesela ilk yaptığım şey oydu deprem bölgesinde. Çünkü hava çok soğuk. Kilis'in böyle kilis karısı dedikleri bir kuru üzüm vardır. İnsanı ısıtır. Bağışıklığı yükseltir. Yarım kilo paketten dedik ve yolda gördüğümüz herkese dağıtmaya başladık. Gidip orada teslim aldıktan sonra. Sonra ekibi topladım. Kendi restorantımdan da birkaç arkadaşım eşlik etti. Onlara şunu rica etmiştim. Dedim biz dükkanda bu kadar lezzetli yemek yapmamış olalım dedim ya. Ya. En iyi malzemeleri, yani bunu sızma zeytinyağı, sade yağ, her şeyin en iyisini almak zorundayız. Maddi kısmı da şöyle birkaç tane hikaye attık. Halkımız gerçekten resmi bir hesaba, Yunus Emre Şef'in mutfağı diye o dönemlerde sanırım 10-17 milyon gibi bir para gönderdi. Bize gelen yardımlar hariç. Biz o parayı harca bitiremedik. O kadar bereketli bir evet. paraydı ki ben hayatımda bereketi orada gözümle gördüm. Velhasıl başladık yemek yapmaya. Dedim ya, birincisi herkesin parasıydı. Biz o yüzden oradaki ürettiğimiz yemekleri hiç yemedik. Sadece tadına baktık çünkü orada birçok insanın hakkı vardı ve başkası için istenmişti. Biz hep dışarıdan dürümler, ekmek arası peynirler öyle idare ettik.
yerde yattık. Yani o söylenmez yani bunlar nasıl oldu diye. Ama bütün gün yemek yapıyorduk. Gece de sahaya indik. Özellikle ilk 4-5 gün çok fazla kimse yoktu ve bütün bölgelere yemek götürdük. Bir gece Kırıkan'da saat gece 1 civarı bir aile otobüs durağına sığınmıştı. Baba emekli bir öğretmen, çocukları. Önünde de ateş yanıyor. Yani bir şeyler tabii verdik ama dedim ya ne isterdin bizden? Ya dedi hocam şurada bir dedi çaydanlık olsa, çay içseydim dünyalar benim olurdu dedi. Sonra düşündüm 4. gün hiç çay içmemiş falan böyle. Dedim ya tamam felaketten kurtulmuş ama böyle de bir şey var yani. Bir gün sonra çaydanlık aldım 100-200 tane neyse. Herkese verelim çay da aldık içine. Gece tekrar 11 gibi buldum o amcayı. Dedim biz geldik sana dedim bize bir çay demler misin? Ah dedi ya keşke çaydanlık olsa dedim işte sana getirdik. Ya. Ya o hissi ben hayatımda bir daha yaşamam. O amca da yaşamaz. Sonra dedi ki biz sana bir ev ayarladık. Oraya taşınır mısın? İki çocuğu vardı 17-18 yaşlarındaydı galiba. Dedi ki ben şimdi dedi büyük ile gidersem bir daha çocuklarımı Kırıkan'a getiremem. Ben o eve gelmeyeyim dedi. Ya o da başka bir düşünce. Fakat bizim mottomuz şuydu ilk yaptığımız şey. Dedim ki bakın insanın evi başına yıkılmış. Canı canağına gitmiş. Evlatlarını toprağa vermiş. Bütün servetini kaybetmiş bir insan. Yani orada birçok insan böyleydi. Ne ister? Geri ne getirebilirsiniz? Ve anında nasıl ona iyi bir şey hissettirebilirsiniz? Çok zor. İmkanı yok. Evet, çok zor. Ancak ona biraz lezzetli, emek verilmiş, onu beslemeye yönelik ve ağız tadına uygun bir kaşık bir şey verirseniz belki saniyenin binde biri kadar bir sürede içinden bir böyle mutluluk da demeyelim de bir iyi duygu geçer. Bizim bütün işimiz onu yapmaktı. O yüzden o kadar güzel yemekler çıkardık ki şimdi bile böyle aklıma geldikçe veya gördükçe imreniyorum. O kadar çok arkadaşım emek verdi ki sonradan birçok insan bize katıldı. Gece gündüz çalıştık. Hiç onları hatırlamıyorum. Bu arada tabii ki şunu da söyleyeyim. O bölgede yaşayan diğer canlılar da hayatta kalmak zorundaydı. Biz onlar için de sürekli mamalar ürettik. Sokak hayvanları için. Yani ekibimiz öyleydi. Oradaki insanımızın, bizde yardıma gelen herkesin kendi dayanışmasıyla oradaki unutulmayacak acılara çare olmaya çalışma çabası bile bu hayatta alınabilecek en büyük derslerden birisi oldu. Biz döndükten sonra hiçbirimizin hayatı eskisi gibi olmadı diyebilirim. Bizim yaptığımız okyanusta bir damla belki de. Devletin orada çok büyük etkisi oldu sonraki dönemlerde. Yani artık belki biraz daha yaralar sarılmıştır ama o felakette anlatılmayacak çok acı yaşadık. Ama şunu da gördüm. Bazen de böyle bizi, yani burada söyleyeyim bilmiyorum ama kurnazlıkla böyle bizi kandırmaya çalışan bazı esnaflar da gördük. Bir de onu da söyleyeceğim. Allah onlara da fırsat vermesin bundan sonra diyeyim ama bizim yaptığımız operasyon oydu. Yani biz en iyi bildiğimiz işi, en iyi bildiğimiz şekilde gece gündüz bütün ekip arkadaşlarımla beraber yaptık. Ve orada büyük, çocuk, yaşlı, herkesle bir olmaya gayret gösterdik yani. Ben de böyle ilk defa da bunu sizinle konuşmuş olayım biraz. Ya ama çok anlatacak şey var ama bilmiyorum hani. Bence çok da anlatmaya gerek yok zaten o anki duyguyu. Yani zaten o kadar yoğun şeyler ki tekrar tekrar anlatmak, o anları tekrar tekrar yaşamak eminim sizin için de çok duygulu oluyordur. Yaptığınız şeyin yani teşekkürle karşılık bulabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten çok çok değerli ve oradaki insanların hayatına ne derece dokunduğunuzu biz tahayyül bile edemeyiz yaşamayan insanlar olarak ama yani onlar için tekrar bir size teşekkür etmiş ve minnet duygularımızı iletmiş olalım. Bize aslında hep böyle iyi cümleler söylendi. Hep ben şunu söyledim. Biz bunu hiçbir şey karşılığında yapmadık. Sadece iyi insan olduğumuz için yaptık ve bize bu gösterilmişti. Hı hı. Ailemizden böyle görmüştük. Yani ben aslında onların hepsini yapmaya gördüğüm aile yaşamı sayesinde zorunluydum. Yani o başka bir şey düşünmedik biz yani. Oraya giderken ya şöyle olacak. Böyle üç çocuğum var işte daha ufak falan. Öyle herkes geldi bizimle beraber. Kimse onu düşünmedi.
Allah tekrarını yaşatmasın. Amin. Amin. Ama orada gördük ki devlet, millet gerçekten en kötü bir senaryoda bile o kadar üstün başarıyla, o kadar şeyle, canhıraş gayretle çalışıyor ki sanırım bu da herhalde Anadolu'yu yurt edilmiş Türk insanının en önemli olgusu. Hiçbir ayrım, evet, yapmadan, hiçbir şekilde geçmişin, geleceğin veya o anın hesabını görmeden el birliğiyle bu felaketin altından kalkmak. Evet, kesinlikle, kesinlikle doğru. Memleketinizde, Kilis'te de benzer bir olay yaşandığında yine benzer aksiyonları aldınız. Var mıydı orada yakınlarınız, akrabalarınız etkilenen? Ya aslında Kilis bu bölgelerin arasında en az hasar alan ildi. Allah şükür bizim bir yakınımız olmadı ama uzaktan mutlaka herkesin bir deprem kaybı oldu. Bizim de aynı şekilde oldu. Hı hı. Sosyal farkındalık deyince insanların aklına hep maddi tarafı geliyor, maddi boyutu geliyor. Ya ben zaten bunu karşılayamam, benim o kadar maddi kaynağım yok diye düşünüyor insanlar. Ama işin bir de manevi tarafı var. Tabii ki maddi tarafı o tarz bir felakette çok önemli oluyor. Ama manevi tarafının da hayatiliğinden ve öneminden bahsedelim mi birazcık? Yani bence şöyle, zaten belli bir maddiyat, belli bir güç devletle, kurumlarla, STK'larla, belediyelerle, yurt dışından gelen devlet hibeleriyle o an için orada oluyor ama önemli olan biraz da manen orada olabilmek. Hı hı. Yani çünkü oradaki soğuğu da size anlatamam. Oradaki çocukların gece işte bir çadırın içerisindeki hallerini de anlatamam. Veya o gönüllerin orada gördüklerini ben şu ilk gün akşam, yani sabaha karşı deprem oldu, o gün akşam ben önce Antakya'ya gitmek istemiştim, oraya gittik. Baba duruyor, yanında da kayınbiraderi duruyor. İnanın orada sokaklarda zaten yürüyecek alan yoktu. Önce bir tane merhuma bir hanım çıkardılar oradan. İkisi de çok metanetliydi, karısı çıktı, diğerinde ablası çıktı yani orada. Sonra çocuklar çıkmaya başlayınca bir kıyamet koptu orada. Ve yere sererek üstüne bir şey örtüp devam ediyorsunuz diğerlerine. Onları biz de hani orada görüyoruz olduğumuz için de. O insanın başka dünyada hiçbir şeye ihtiyacı yok o an. Yani bir dost eli, ne bileyim, 7 kat bir yabancıya sarılıp ağlamak bile öyle bir yerde dünyanın en büyük lüksü. Yani ona sarılıp onun duygusuna ortak olduğunuzu hissettirmeniz. Ya bu çok zor bir şey. Dolayısıyla tabii ki bu tarz felaketlerde maddiyat yeniden toparlanmak için önemli ama asıl manen orada olabilmek, o insanlara dokunabilmek. Neyini kaybederse etsin birkaç gün sonra onun hani o şeyle biraz kabullenişini görmek bile, o kabullenişte yanında olmak bile hem sizi olağanca yaralıyor hem de aslında onun için büyük ihtiyaç belki de orada olmanız. Hı hı. O yüzden böyle biraz şey, zor bir olay ama bence Allah gene tekrarını yaşatmasın diyorum ama böyle bir felakette maddi gücün hiçbir önemi yok. Aslında orada insan olduğumuzu onlara hissedebilmek ve o duyguları paylaşmak çok daha önemli geliyor benim için. Evet. Bir de işin tabii şöyle bir tarafı var. Şimdi kötü bir olay yaşandığında herkesin kalbi orada atıyor ama bir süre sonra insanlar kendi gündelik hayatlarına döndüklerinde onun önemi eskisi kadar kalmıyor bireyler için diyelim, en azından. Yani günden güne o ara daralıyor insanlar için. Bu kapsamda süreyi uzatabilmemiz için kendimize bireysel olarak neleri hatırlatmamız gerekiyor sizce? Yani şöyle, aslında biraz da çabuk unutuyoruz. Hı hı. Yani yaşayanlar değil de dışarıdan görenler. O an bir ilgi oluyor mesela, ilk bir hafta 10 gün sonra yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ama bunun her an bizim başımıza geleceğini unutmamamız gerekiyor. O televizyonda gördüğümüz insanın biz olabilme ihtimali çok yüksek. Hı hı. Veya işte oradaki binanın, enkazın, oradaki yaralının işte bizim olduğumuz, işte binamızın evimiz olduğunu düşünmek biraz gerekiyor. Ya bu işler gerçekten o kadar zor ve meşakkatli işler ki orada hani gece gündüz o insanların çalışıyor, emek ediyor, birini kurtarabilmek için, en ufak bir canlı için günlerce uykusuz kalınıyor, yapılıyor. Sonra bu bir rutine dönmemeli. Hı hı.
Yani bu zaman zaman bu gerçekle dışarıda olan insanların bence biraz yüzleşmesi gerekiyor. Bu yüzleşmeyi yaparsanız, kendinizi bir süre orada onların yerine koyarsanız eğer zaten bu işin içinden çıkamazsınız. Ben toplum olarak da depremi daha doğru anlamamız gerektiğini, orada yaşanan acının aslında insanın hayatının sonuna kadar unutamayacağını, bu çok kolay bir şey değil. Yani bunun travması şeyi, yani şimdi orada 50 bin kişi vefat etti ama emin olun hayatları darmadağın olan milyonlar var. Evet. Biz rutinde o bölgenin dışında olan herkes hayatına çoktan döndü. Yani ilk bir hafta, 10 gün, 15 gün veya o sene Ramazan'dan sonra tamamen döndü ama halen orada bu acıyla, bu şeyle baş etmeye çalışan milyonlar var ve belki de hayatlarının sonuna kadar da bir şekilde normale dönemeyecekler. Onu evet. bilmek gerekiyor ve unutmamak gerekiyor. Belki orada olmak, orada bulunmak, yardım etmek, insanların ileri zamanlarda da bu süreçleri hatırlayabilmesi ve unutmaması adına da çok önem taşıyordur elbette. Peki biz sizce bir konuyu dert edinip o konu üzerine topluma bir fayda sağlamak için harekete geçmek isteyen insanlara nasıl bir yol haritası çizmelerini önerirsiniz? Mesela o ilk adım için ne önerirsiniz? İlk otobüste bölgeye gitmek. Hiçbir şey yapmasın, yolda yürüyüp insanlara selam versinler. Yabancı birinden selam almak bile oradaki bölgeye bir katkı demektir. Olumsuz konuşmayı sevmem veya işte birilerini bir şeyde bırakmayı ama o dönemlerde çok şey oldu böyle. Acılı müzikler eşliğinde paylaşımlar, evet. şeyler oldu. O biraz enteresan gelmişti bana. Kimse birine yardım ederken bir hesap yapmaz, ona göre bir video çekmez. Ne bileyim altına bir müzik yerleştirmez. Dolayısıyla böyle biz o bölgeye bununla canla başla gittik diye söyleyip bunları yapanların orada bir faydalı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Öyle bir anda siz olmalısınız. Sadece evet. siz gidip orada bunu yapmalısınız. Dolayısıyla insanın kendisi birey olarak bu toplumda böyle bir acının içerisinde bir merhem olmak istiyorsa hiçbir şey olmasına gerek yok. Dediğim gibi ilk otobüs veya ilk uçak, ilk araba yakınsa yürüyerek oraya gitmesi ve orada duran insanların elini tutması. Yani bu kadar ben hani çünkü orada sadece o duygusallığı hissettik biz. Yani o bambaşka bir şey. Yani belki de Türk insanına veya işte Anadolu halkının tamamına bu acılı günler için verilmiş özel bir üstün yetenek diyebilirim. Dünyanın başka hiçbir halkında, başka hiçbir topluluğunda o anda bu kadar derinden bir bağ kurabilecek bir empati duygusunu pek fazla gördüğümü veya okuduğumu söyleyemem. Ama bizim insanımız da var. Dolayısıyla bir yardım etmenize gerek yok. Orada birinin evine bir tas su götürseniz de bir selam da verseniz bu bence önemli bir adım olur herkes için. Dolayısıyla bu kadar ufak bir şeyin size ve karşı tarafa verdiği mutluluğun da paha biçilmez olduğunu ancak orada hissedebilirsiniz. Evet. Yani evet gerçekten Türk toplumunda böyle bir bu tarz böyle felaketlerde kötü bir durumda bizim başımıza gelen kötü şeylerde kenetlenme gibi bir özelliğimiz var gerçekten. Birbirimize kenetlenip ne olursa olsun kendimizi düşünmeden canla başla her şeyimizi feda edercesine gerçekten orada olabiliyoruz. Ama bazı insanlar da bilemiyor ne yapacaklarını. Yani ne yapmam gerekiyor şu an işte sosyal medyadan bir şey paylaşsam yeterli mi? Ya da dediğiniz gibi işte böyle acıklı müziklerle onu böyle bir egzecere ederek iyice böyle insanların duygusal damarlarına basıp böyle bir şeyler uyandırmaya çalışan insanlar da var. Tabii ki onlar da belki kendilerince bir şey yapmaya çalışıyorlar ama dediğiniz çok doğru yani o noktada farkına varıp ve orada gerçekten sadece bulunmak bile yeterli olabilecek diyerek hissederek o şekilde adım atmak Kesinlikle. Gerekiyor. Peki yemek kültürünün devamlılığı konusunda da çok önem veriyorsunuz. Kesinlikle. Peki sizce bunu bir sosyal farkındalık projesi gibi üstlenip ben bu kültürü devam ettireceğim dediğiniz bir yerde misiniz? Yani şöyle biliyorsunuz sosyal farkındalık yaratabilmek bir güç meselesi. Yani bir medya gücü, işte maddi bir güç, sözünün geçebilmesi gerekiyor. Bu önemli. Ona çaba harcıyoruz diyelim. Yani
bizi yani beni, ekibimi Instagram'da takip edip veya sosyal medyada veya televizyon programlarında veya bu işte bugünkü yaptığımız bu etkinlikte bir kişi de, üç kişi de, beş kişi de olsa onlara doğru bir örnek olabilmek bizim için her zaman önemli ve biz her zaman kendi kültürümüzün doğru taşınmasıyla ilgili bunu yontmaya özen gösteriyoruz. Bizim bir ticari yapımız var, o ayrı. Yani Yunus Emre bir şef ve ticaret yapıyor veya işte bir yerde çalışıyor. Belki az belki fazla para kazanıyor, o ayrı ama bu bambaşka. Kültür devam etmezse ne olur, yeme içme kültürü? Değişirse ne olur? Bir kere şunu unutmayın. Şu anda ülkenin her ilinde, her ilçesinde, ilçesinin içerisinde belki 5, belki 10, belki daha fazla nüfusa göre onkoloji hastaneleri var. Artık şeker hastalığı 9 yaş altındaki çocuklara bile ciddi rakamlarda ulaştı. Kolesterol ilaçlarına bağlıyız. Kalp, damar aynı şekilde gidiyor. Kalp krizleri, bypass ameliyatları. Ama unutmayalım, 2020 yılı sanırım ilgili bir rapor yayınlandı Dünya Tıp Örgütü'nde, yanlış hatırlamıyorsam, veya birkaç üniversitede. Alzheimer'dan ölüm oranında kalp krizinden ölüm oranını geçti. Mesela Alzheimer acayip bir salgın. Neyle oldu bunların hepsi? Alzheimer'ın sebebi, yani birçok sebebi vardır ama kullandığımız çelik tencereler, alüminyum kaplardaki ağır metaller 40 yılda beyin hücresini. 80'li yıllardan sonra biz biliyorsunuz bakırlarımızı attık, güveçlerimizi attık, yerine bunları getirdik. Margarinleri yedik, kalpleri, damarlarımızı tıkadık. Glikoz çurubuyla tatlılar verdik, çocuklarımızı zehirledik. Kültürden bu kadar kopuk yaşamaya başladığımız an itibariyle de ülkemiz hastalıklarla boğuşan, toplumdaki birçok bireyin hasta olduğu, ilaca mahkum olduğu ve ülkenin de ilaç şirketlerine bağımlı bütün sermayeyi dışa gönderdiği bir hale getirdik. Ama bakınız ki bundan 150 yıl önce Osmanlı döneminde geçmişten son yüzyıla kadar yazılan birçok yemek kitabı tabipler tarafından yazılmıştır. Tabiplerin çalıştığı yer birer hastane veya tıbbi medrese değil, sarayın mutfağıdır. Hipokrat'ın da söylediği gibi yediklerimiz, ilaçlarımız, yediklerimiz düsturuyla görev yapmışlardır bu doktorlar ve önleyici tıbbı yemek üzerinden çalışmışlardır. Bugün bu kültürü kaybettik. Fast food yağmış gibi envai türlü trans yağa dönüşen, hızlı dönüşen, insan damarından atılmayan yağlar yiyoruz. Şekermiş gibi, glikoz şurubu gibi bir şeyin içerisine düştük. Dolayısıyla geçmişle aradaki bağ kurup oradaki tarifleri, doğal şekerle ne bileyim daha böyle geç transa dönüşen veya doğru tarifini verdiğimiz yağlar üzerinden yaparsak ve belli zararları belli bir şekilde bünyemize alıp onları karşılığında vücuda zararını önleyecek diğer gıdalarla yarıştırırsak insan hem sağlıklı hem de ömrü Cenab-ı Allah verir ama uzun yaşar. Hı hı. Yani 15. yüzyılda Muhammed bin Mahmud Şirvani vardır. Şirvani tüm zamanlarda en büyük Osmanlı hekim olarak bilinir o yüzyılda ve dünyanın her tarafında. Sanırım 166 tarifli bir yemek kitabı yayınlıyor bakın o dönemde. Yemeğin ismini söylüyor. Altına tarifi ve şey malzeme ve tarif gelir ama Şirvani şöyle yapıyor mesela yemeği. Misal söylüyorum şu anda. Sefer jeliye diye bir yemek, altına malzemeyi yazmadan şöyle diyor ki bu yemek mide safrasını atar. Bu yemek böbrek taşını kırar. Reçete gibi. Tabii. Bazı yemeklerle ilgili halüsinasyon görmenizi önler diyor. Yani akıl hastalıklarına iyi gelen yemekten bahsediyor. Bakınız Muhammed bin Mahmud Şirvani'nin Edirne'de olduğu bu dönemde 2. Beyaz Külliyesi kuruluyor. 2. Beyaz Külliyesi akıl hastalarının müzik sesiyle ve su sesiyle rehabilite edildiği bir merkezdir. Ona en yakın tıbbi merkezin Avrupa'da açılma tarihi tam 250 yıl sonradır. 250 yıl boyunca Avrupalılar akıl hastalarını kibrit çakarak cadı diye yakmışlardır. Şimdi o kültürü aldık. Yani ta oradan gelen bir kültür var yüzlerce yıl. Birçok coğrafyamızı birçok ülkenin egemen kıldığı hale getirdik. Yüzlerce yıl o halklarla beraber yaşadık ve kendimizi geliştirdik. Sanatta geliştirdik, mimaride geliştirdik, tıpta geliştirdik, yeme içmede geliştirdik. Bugün o kültürü bilmiyoruz işte. Onu bilmediğimiz için de doğru beslenmeyi bilmiyoruz. Biz burada bütün
katkı maddeleriyle ve çeşitli et suyu gibi tozlarla, ne bileyim şekermiş gibi glikozlarla kendimiz zehirleyerek yaşamaya devam ediyoruz ve hepimiz hastalıklıyız. Benim geçmişte bunları görüp bugünkü hale geldiğimizde net bir tespit yaptırsanız şunu söyleyebilirim size. %100 geneli kapsamasa da şöyle bir çoğunluk var. İnsanlar 20. yüzyıla kadar yiyerek hayatta kalmışlar. 21. yüzyılda yiyerek ölüyorlar. Bunu da fark etmiyorlar. Dolayısıyla yeme içme kültürü sadece yediğimiz yemeklerin, bir kap yemeğin veya kaptaki desenin bugünden yarına taşınması değil. İnsanın ve ailesinin, işte kurduğu topluluğun doğru beslenmesi, onların topluma daha sağlıklı bireyler olarak hayatına devam etmesi, topluma daha faydalı olmasını sağlayacaktır. Ve bir de bunun tabii uluslararası maddi boyutları var. Ülkemiz bu ilaç firmalarına, bu ilaç malzemelerine, bu ameliyatlara boşu boşuna bu kadar paraları ödememiş olacak. Çünkü ne yersek oyuz, bunu unutmayalım. Şimdi o zamanlar tabii şu an öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her şey çok hızlı. Yani yediğimiz şey de çok hızlı, izlediğimiz de çok hızlı, tükettiğimiz her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Ve dolayısıyla en hızlı neyi tüketebiliyorsak onu yiyoruz. Bunun tabii ki hastalık boyutunu gündelik hayatımızda çok düşünemiyoruz belki. Şimdi Alzheimer dediğimizde genetik hastalık olduğunu, hani herkes ilk olarak genetiğinde var mı diye soruyor. Hiç kimse ne yedin, ne içtin de bu hale geldin diye sormuyor. Ama bir noktada da buna mecbur kalıyoruz yani. Şimdi bu dediğimiz şekilde bir pişirip onu yiyebilmek çok büyük bir zaman alacakmış gibi geliyor insanlara. Mesela siz bu tüketim toplumunun içerisinde yeme kültürünü hani sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmek için mesela ne önerirsiniz? Şimdi bir kere önce şunu söyleyeceğim. Hızdan bahsettik ya. Her şeyi hızlı tüketiyoruz. Bütün toplumu bağımlı hale getirdi ve ölüme götürüyor. Evet. Çok net. Buradan anlıyoruz. Hız nedir? Her gün o kadar yer değiştiriyoruz. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koşturuyoruz. Yaşama tutunmaya çalıştığımızı zannediyoruz. Ama yaşamımızdan birçok fedakarlık yapıyoruz. İki tane Hollandalı seyyah İstanbul'a geliyor kış günü. Buradan da Şam'a veya Halep'e gidecekler. Hatıralarını yazıyorlar. Sanırım 17. yüzyıl. 2 Şubat sabahı Üsküdar'dan kayığa bindik ve karşıya geçiyoruz. Kar yağıyordu boğazda. Yola çıktık diyor Halep'e doğru. Sanırım 20 Aralık'ta varmışlar. 9 ay geçmiş. Yani omuz başına konan kenebek 3-4 gün sonra ölmüş. Onun ömrü orada bitmiş. Bunlar 3 mevsim geçirmişler. Hayatı böyle görebilmek dünyadaki şanslı insanların işi. Ağır ve yavaş yaşayarak. Şimdi birinci hızın üzerine böyle bir çizgi çekelim. İkincisinde de domatesi mevsiminde varsa yersiniz. Ben yeşil biberle domates kızartmasını çok özlerdim 80'li yıllarda küçükken. Çilek bizim hayatımızın, muzda çilek hayatımızın yiyeceğiydi. Ya ne zaman gelecek artık? Hangi mevsim çıkıyordu? Şimdi 24 saat ve 365 gün bunları bulabiliyorsunuz. Evet. Mevsiminde değil. Mevsimindeyse yapacaksınız ve yiyeceksiniz. Kış sebzesi diye bir tabir var. Kabak kış sebzesi, patates. Neden? Çünkü kışın patlıcan, domates, biber yok yerine bunlar. Hatta patlıcan, domates, biber. Patlıcan var ama domatesin kırmızı hale gelmesi ve yeşil biber bize Amerika kıtasının keşfinden sonra tamamen geldi. Birdenbire değiştirdik bu kültürü. Yani biraz bunlara özen gösterip evde, mutfakta bir aile bireyinin bir saat zaman geçirmesi demek ömrü Allah verir ama o aileye hepsinin ömrüne birer gün yazar. Herkes bu denklemi unutmasın. Bugün mutfağa girin, çoluğunuz çocuğunuz için, aileniz için, sevdikleriniz için bir saat yemek yapın. Sonunda siz ömrünüz uzadığını yani bununla karşılaştırın. Çünkü dışarıda yediğiniz, bilmediğiniz yerde, görmediğiniz ellerin hazırladığı yemekler, herkes vicdanlı değil. Kullandığı yağlar, içine koydukları katkı maddeleri. Hatta bununla ilgili hep aklıma şu gelir. Yani biraz daha böyle zanaatkarlığa doğru ilerlersem böyle herhalde şimdi 50 yaşındayım, o zaman 70-75 yaşında Allah ömür verir yaşarsam bir gün sorarlarsa bana böyle bir röportajda veya işte böyle bir programda nedir yani bu iyi yemeğin sırrı, siz bu kariyeri nasıl yaptınız? Yani kendimce kitaplar yazdım, uluslararası ödüller aldım, belgesellerim var. Bir kariyerim var en azından, onu biliyorum artık. Biraz güvenim var kendime. Birçok insan beni takip ediyor. Biraz mı şefim ya? Öyle diyelim, daha yolum çok ama. Orada bana bunu sorsalar nedir bunun sırrı diye.
Eğer o gün bir dükkanım açıksa yani o yaşlarda, o hemen bana bunu soran alır, dükkanıma doğru giderim. Hiç kimseye sormadan mutfağı açarım, ocağın başındaki yağın başına getiririm. Yağı şöyle bir yukarı kaldırır, aşağı indiririm. O yağın mis gibi zeytinyağının kokusunu, rengini, oradaki kaliteyi hissettiririm. Yemeği iyi yapan şey kullandığımız yağlardır, baharatlardır. Bunların üzerinden gidersek eğer, yani onları az kullanıp, yani çok pahalı da olabilir ama az kullanıp, kışı kış, yazı yaz gibi yaşarsak mutfağımızda da, inanın bugünkü yaşadığımız birçok hastalıktan da kurtulmuş oluruz. Evet, bunu hatırlamamız gerekiyor. Her gün bir saat mutfakta ailemiz için yemek pişirmemiz gerekiyor. Peki neredeyse 30 yıldır Anadolu'yu geziyorsunuz ve inanılmaz bir bilgi birikiminiz var mutfakla alakalı tabii ki. Seçmesi çok zor biliyorum ama bugün biri gelip size dese ki Türkiye'de, daha doğrusu biri gelip sizden bir akıl istese mesela. Siz de diyeceksiniz ki Türkiye'de şuraya gidip mutlaka şunu yemelisin diyeceksiniz. Bir, biraz milliyetçilik yapayım. Bir, Kilis'te kiristava. İki, Antep'te yuvalama çorbası. Oh. Üç, Rize'de kuru fasulye. Benim en çok... Dört, Aydın'da Bozdoğan civarındaki pidecilerde pide yemek. Beş, Urfa'da tam böyle yaz sezonunun sonuna doğru... reçel dediğimiz salçayla yapılan çiğ köfteyi yemek. Onun yumurtalısını yemek diyeyim böyle. Böyle bir listem var, sayarım bunları. ama şef olarak da bana sorarsanız. Mesela bir numara nedir yani sizin benim için? Kendi bir numaram lebeniye çorbası. Çok severim, çok güzel yaparım. Babaannemden öğrendim, ağır ağır pişiririm. Aslında Anadolu'nun her tarafında yoğurtla yapılan çorbalar çok meşhurdur. Yoğurt biliyorsunuz. Türk mutfağının temel taşıdır. Orta Asya'da Türkler o kuru yoğurtlarla birçok yemek yapmışlardır. Ben de o lebeneyi, pirinç, nohut, kuzu etiyle yapılan lebeneyi çok severim. Onu çok yaparım. O yüzden benim için o lebeniye, kilisava ve tavuklu firik pilavı üçlüsü dünyanın en iyi yemekleridir ve kilisin yemekleridir. Dediğim gibi buradan bizi dinleyen, izleyen her kim olacaksa iki şey aklımda kalacak bu konuşmayla ilgili. Birini söylemiştim, tekrar söyleyeyim. İnsanlar 20. yüzyıla kadar yiyerek hayatta kaldılar ve 21. yüzyılda maalesef yiyerek ölüyorlar. Bunu unutmamak gerekli. İkincisi de benim hayatta başarının sırrı olarak gördüğüm önemli bir olgudur. Bu hayatta ne yaparsanız yapın şunu unutmayın. Geleneğe dayandıramadığınız hiçbir iş evrenselde bir ses getirmez. Yaptığınız iş ne olursa olsun onun geleneğini bilir, ona ait çizgileri içinizde taşırsanız bir gün evrenselde bu yaptığınız iş bir karşılık bulur. Yani amacımız Türkiye içerisinde sadece belli şeylerde başarılı kalmaksa tamam derim ama dünya bizim bu kültürümüzü tanısın istiyorsak bunu tanıyacak insanlara ihtiyacımız var. Onların da geleneği bilmeleri gerekiyor. Ben bu güzel sohbet için sana çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. En yakın size. Zamanda yemeği bekliyoruz o zaman sizi. İnşallah, çok isteriz. Çok teşekkür ediyoruz şefim. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.